Abi Wi-Fi 6 modem ne zaman çıkacak, ne olacak, hangi firma çıkarıyor falan diyordunuz ya. Al abi Asus AX82U modelinin DSL versiyonu çıkardı karşınıza. Biliyorsunuz ki bundan yaklaşık birkaç ay öncesinde bunun router olan versiyonu incelemiştik. Zaten şu anda masada router olan versiyonu var. Bunun DSL olan versiyonunda sadece üzerinde modem özelliği var. ADSL, VDSL telefon hattını bağlayabileceğiniz bir pot. Bakın hatta onu şöyle göstereyim ya. Belki fotoğrafı vardır burada bulursam göstereceğim size. Evet. Şuradaki port arkadaşlar. DSL portunun arkada bağlı olduğu bir çip var. O çip ise size modem özelliği kazandırıyor. Bu DSL özelliği yoksa bu cihaz bir modem değil bu cihaz bir router'dur. Şu anda bizim elimizde zaten router var. Benim elimde böyle bir cihaz olduğu için ve bunu kullandığım için, memnun olduğum için dedim ki bana modemde olan versiyonu göndermenize gerek yok. Sadece arkada bir tane bir port var. Boş boşuna kargo margo uğraşmayalım dedim. Onlar da bunu oldukça doğru karşıladı. Yani bir tane port için onca kargo margo yok, sample bul falan filan uğraşmaya değmez. Videonun girişini yaptık. Ben kendimi tanıtmayı unuttum arkadaşlar sizlere. Bu videoyu ilk defa izleyenler için hemen şöyle bir girişimizi yapalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Mert Kuşkapan. Bugün sizlere Asus'un DSL AX82U modemini inceleyeceğim. Bu modemin diğer modemlerden farkı Wi-Fi 6 teknolojisini üzerinde barındırması. Peki Wi-Fi 6 dediğimiz şey nedir? Biliyorsunuz ki bu Wi-Fi'ların teknolojileri vardır. Yani evet sonuçta siz bir bakarsınız bir Wi-Fi ismi görürsünüz ama bu teknolojiler değiştikçe yükseldikçe sizin bağlantı hızlarınız daha da iyi hale geliyor. Mesela ben şu anda kabloda bir hız testi yapacağım. Bakın şimdi. Ethernet'le bağlayayım. Ve Şimdi kabloda bir hız testi yapıyorum. 2.88 milisaniye ping ölçtü hız testi sunucusuna. Download hızım 939 megabit. Yani 940 megabit indirme hızım var. Evet. Upload hızım ise o da 940 megabit. Yani aslında 1 gigabit internetim var benim. Gördüğünüz gibi değerlerimiz bu. Peki ben bu değeri kablosuzla alabilecek miyim? İşte burada da Wi-Fi teknolojisi devreye giriyor. Eğer ben Wi-Fi 2.4 GHz kullanmış olsaydım ben bu hızdan sadece 100-150 megabitini ya anca alacaktım ya hiç alamayacaktım. E şimdi diyeceksiniz ya bu kadar hıza ne gerek var diyeceksiniz ama ben oyun oynuyorum, Wi-Fi'ye bir sürü kişi bağlı. Bu cihaz ise herkese tek tek hizmet verir. Bu cihazı 50 kişi bağlı olursa 50 kişinin isteklerini sıraya koyar. Nasıl 50 kişi birden beri dolmuşçuya parayı veremeyecekse, herkes sırayla verecekse bu da öyle bu durum arkadaşlar. Yani bir kişiyle işi bittiğinde diğer kişiyi alır. Diğer kişiyle işi bittiğinde öbür kişiyi alır. Ve bu oldukça yavaşladık ve oldukça ping sorunlarını beraberinde getiriyor. İşte bu yüzden biz diyoruz işte oyun oynarken kablo takın falan filan diye. Sizler modemlerinizde bir de 5 GHz görmeye başladınız. Bu 5 GHz ise 2.4 GHz frekansına nazaran daha da iyi bir haberleşme metoduna sahip. Çünkü iki şeritli bir yoldan gitmek vardı, trafikli bir yoldan gitmek vardı. Bir de 10 şeritli trafiksiz yoldan gitmek vardı. Nasıl spor arabanız var ama trafikte gidemiyorsunuz. 10 şeritli bir otobanda basa basa 300 km, 400 km hızla da gidebiliyorsunuz. 5 GHz aslında o. Fakat 5 GHz'in de biraz limitlemeleri var. 160 MHz de üzerinde barındırırsak 1.7 Gbit'e kadar siz bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ama 5 GHz'in biraz kötü olanağı ne? frekans yüksek olduğu için kapsama alanı 2.4 GHz'e göre biraz daha az. Sizden ne yapıyorsunuz? Daima 5 GHz bir network için her yere bir point yerleştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu 5 GHz'de de yüksek hızda var. Her şey çok iyi. Eyvallah ama ağda bir sürü kişi bağlı olduğunda bunda da biraz daha üzerinde çalışılmış problem devam ediyor. İşte 2x MMO desteği falan filan diye. Bununla birlikte birden fazla cihazın eş zamanlı olarak birbirleriyle haberleşme metodu sağlanabiliyor. Ama Wi-Fi 6 yani AX desteği ile bu tamamen ortadan kalktı abi. Bulunduğunuz odada yani cihazda bulunduğunuz odada 5 gigabit'e kadar hatta 10 gigabit'e kadar bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar Asus'un çıkardığı AX82U Wi-Fi 6 destekli ilk modem. Yani ben daha öncesinde bir şey duymadım. Eğer duyduysanız siz yazabilirsiniz. Hani birçok marka duyulmuştu İşte biz Wi-Fi AX destekli modemlerde çıkaracağız falan filan diye ama ben şu anda satın alınmaya en yakın Osus'u görüyordum. O da zaten çok yakında çeşitli teknomarketlerde ve internet alışveriş sitelerinde yer almış olacak. Bu router'ı daha öncesinde ben incelemiştim. Gerek internet hızı olsun gerek Wi-Fi performansı olsun gerek de oyuncuların kullanacağı çeşitli application'lar olsun hepsine olabildiğince uyum sağlayabilecek bir vaziyette. Dilerseniz bu modemin bir introsunu izleyelim. Öbür videoda hazırlamıştım. Ondan sonrasında da geldiğimizde yine üzerinde konuşalım arkadaşlar. So desperate on my arm, my knees to break Evet izlediniz değil mi? Aralarında sadece şöyle bir port farkı var. Başka da hiçbir fark yok. Wi-Fi teknolojisi oldukça iyi. Antenleri sökülemiyor ama yönlendirilebiliyor. Ben bunu da beğendim. Gigabit portları var. Oyuncu için port var. Daha sonrasında burada gördüğünüz gibi Aura RGB desteği var. Siz bir Asus teknolojisine sahip bir bilgisayarınız varsa işte anakartım benim Asus. Ekran kartım Asus daha sonrasında sıvı soğutmam Asus. Modemim de benim Asus deyip de Aura RGB ile hepsini toplu bir şekilde RGB şovlarına tabi tutabiliyorsunuz. Monitörünüzü ve klavyenizi de koyduğunuz mu var ya canavar canavar. Dilerseniz ışıklarını kapatabiliyorsunuz. Çoğu insan bundan şikayetçi olabiliyor. Evet çok güzel ama işte ben yatağıma yattım. Zifir karanlık istiyorum diyenler oluyor. Orada da sizlere haklı buluyorum. İstediğiniz zaman bunun tek bir tuşla bile olsa ışıklarını söndürebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu dükü router'ın en güzel özelliklerinden bir tanesi kullanıcılara göre çeşitli profiller oluşturmak. Yani kullanıcılara göre çeşitli profiller ne? Siz evinizde oyun oynuyorsunuz. Oyunu oynayan cihaz kim? Bu bilgisayar. Bu bilgisayara oyun önceliğini ver diyorsunuz. İçeride olan annenizin cep telefonuna video izleyebilsin diyorsunuz. Babanızın telefonuna görüntülü konuşabilsin diyorsunuz. Çeşitli profiller tanımlıyorsunuz. Oyun daima öncelikli olduğu için ve Game Booster gibi çeşitli özellikler de olduğu için bu cihaz en büyük önceliği size verecektir. Babanızın yaptığı görüntülü konuşma, annenizin yaptığı video izlemeleri, dizi izlemeleri sizin oyununuzda pinginizi falan uçurmayacaktır. Burada istediğiniz gibi yapılandırma yapabiliyorsunuz. Evinize misafir geldi. Sizin cahil cahil internetiniz var ama adam deli gibi güncelleştirmeleri yapıyor değil mi? İşte amcanız dayınız geliyor ya yayınım şu güncelleştirmeleri ben mi yapayım ya diyor. Bir basıyor bütün hepsine update'e 6 GB 7 GB diniyor. İşte bu yüzden siz gidip de o kullanıcıya hız limitlendirmesi yapabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki misafir ağına bağlı olanlar şu kadar hızlı çıksın. Adam oturacak, çayını içecek, kahvesini içecek, babanla sohbet edecek, o olacak, bu olacak. Adam 4 saate oturacak, 4 saate anca yine. Ama sen hız limitlemesi yapmasaydın belki de senin önemli bir işin etki altına girmiş olacaktı. Aynı zamanda da bu cihazın uzaktan yönetilmesi, işte Alexa desteği, oyunlara özel optimizasyonlar, VPS dediğimiz oyun VPN sonucunda desteğinin olması gibi çeşitli bir sürü özellikleri mevcut arkadaşlar. Bunların hepsini biliyorsunuz. Bunların hepsini şöyle yüzeysel olarak bahsediyorum. Çok derinlemesine inceleme isteyen varsa zaten hali hazırda bunun çekilmiş videosu var. Videonun açıklamalar kısmında bundan linke tıklayarak gidebilirsiniz. Benim bu videodaki amacım Wi-Fi 6 teknolojisinin DSL modem olarak karşımıza çıkması çok güzel bir şey. E şimdi diyeceksiniz ya abi DSL'de VDSL şu an en son kullandığımız teknoloji. Okey bu arada IPTV desteği de var. E maksimum alınacak hız 100 megabit. Doğru mu? Doğru. Ama o 100 megabiti verimli kullanabilmek önemli. Yani siz şunu yaşamışsınız dedi. Bir otele gidiyorsunuz ya da işte çok büyük bir lansman vardı tamam mı? Lansmana gidiyorsunuz. Herkese sınırsız internet dağıtıyorlar. İnternet hızı 1000 megabit falan. Hız testi yapıyorsun. O diyorsun internet uçak ya diyorsun. Ben bu internette deli gibi yayın yaparım diyorsun. E şimdi canlı yayını bir başlatıyorsun. Bağlantınız koptu. Video kalitesi çok kötü. Abi ses gelmiyor. Abi görüntü çok kötü. Abi donuyor. Neden? Çünkü odadaki router'a herkes bağlı. Odadaki router herkese aynı anda data verip alamıyor. Çünkü teknolojisi buna yetmiyor. Ama Wi-Fi 6 modem ve router'larda böyle bir teknoloji yetiyor. Kimse böyle bir problemi yaşamamış oluyor. Bunu en iyi bu şekilde özetleyebilirim. Ve sizlerde eğer kalabalık bir evdeyseniz, kalabalık bir network'unuz varsa ve performans sizin için çok daha önemliyse Wi-Fi 6 modem router kullanmanız şart. Hani burada iki tane cihaz kullanmak yerine tek cihazla gidiyorsunuz. Modemi takacaksın, modemden bir tane kablo çıkaracaksın, buna bağlayacaksın. Hem modemi çalışacak hem de bu çalışacak. İşte buradan bütün network servis edeceksin. Ama hepsinin tek cihazda olması güzel bir artı sağlamış. Şimdi dilerseniz ben bir cep telefonuna bağlanıp bir hız testi yapayım. Madfiber AX5 cihazı e bağlandık. Speedtest uygulamamı açıyorum ve hız testini başlatıyorum arkadaşlar. Evet şu anda 7 milisaniye ping biçti ve 700, 770, 800, daha da güzel olmadı. 790. Hatta şu parlakta biraz kısıyorum. Evet 780 megabit dağlantı verdi ve 600 megabit de şu an upload veriyor ve bu cihaza aynı anda bir sürü kişi bağlandı da herkese bu hızı verecek arkadaşlar <laughs> ama şimdi yine aynısını yapıyor yine bağlanıyor Evet 730 760 770 810 falan filan veriyordu da değişti biraz 780 783 download verdi ve şu anda yine 500-600'lerde upload veriyor Şu mail geldi Evet. Olay bu. Şimdi dilerseniz bir de şeyi deneyelim. Bu mobil uygulamasını deneyelim. Asus'un burada gördüğünüz gibi bir mobil uygulaması var. Mobil uygulamasını açtığınızda cihazınızı nerede olursanız olun yönetebiliyorsunuz. İsterseniz üzerindeki RGB yönetebiliyorsunuz. Hatta şu anda bakın buradaki bir RGB profilini uyguladım. Renkleri değiştirebiliyorum. Her şeyi yapabiliyorum. İsterseniz buradan bağlı olan cihazları görebiliyor ve onlara hız limitlendirmeleri, profil limitlendirmeleri yapabiliyorsunuz. Burada kendinize özel bir mesh sistemi kurabiliyorsunuz. Mesh sistemini buradan yönetebiliyorsunuz. Ve Game Booster diye bir özelliğiniz var. Siz oyuna girmeden önce Game Booster yaptığınız an internetiniz roketleniyor arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi oyun Game Booster modu açık. Pingimiz oldukça iyi. 38 milisaniye ping diyor. Bu yurt dışına olan bir milisaniye. Ve ping sapması 2 diyor. Bu tahminimce ben Burada da olabildiğince root ettiğim için çalışıyor çünkü şu an düşüyor bakın 34 oldu yavaş yavaş toparlıyor kendini daha sonrasında sizlere mevcut ağınızın neye yönelik olduğunu buradan ayarlama gibi bir çeşitli seçenek var örnek veriyorum evden çalışıyorsunuz ve Microsoft Teams üzerinden toplantılarınızı yapıyorsunuz ama toplantınız dönüyor çünkü içeride kardeşiniz oyun oynuyor gelip de buradan evden çalışmayı seçtiğinizde mevcut internet profiliniz otomatik olarak mevcut evden çalışmaya yönelik uygulamalara daha çok öncelik vererek sizin toplantılarınızı falan filan bölmemiş oluyor arkadaşlar. Aslında bu tarz profillerin hepsi çok önemli. Sizin sadece tek yapmanız gereken şey bu cihazı güncel tutmak. Bu. Başka hiçbir şey değil. Video olabildiğince uzun oldu bunu biliyorum çünkü benim size şu anda verdiğim bilgileri kimse kolay kolay vermez. Ne yapar? İşte ben bunun sağına bakıyorum, soluna bakıyorum, aranında ışık varmış, İşte arkasında şu giriş var, şu girişin hızı şu kadar hızlımış falan filan. E zaten bu cihaz üzerinde bütün her şey belli abi. Bunun eğer bu tarz incelemesini istiyorsan aşağıda onun videosu var onu izleyebilirsin. Yani ben aynı videoyu niye bir daha çekeyim ki? Ben sizlere olabildiğince güzel bilgiler vermek için buradayım arkadaşlar. Hemen şu alanda bir yerde bulunan abone ol butonuna basarak Mert Kuş Kapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanında bir zil var ya o zile basıp kaçarsınız yeni yenecek olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir ve aşağıda çıkan sosyal medya hesapları üzerinden bana ulaşabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir önceki videoda sizlerle küçük bir oyun yapmıştık. Yaptığımız oyun neydi biliyor musunuz? Oyun şu, videoyu eğer sonuna kadar izlediyseniz anahtar kelimeye gidip aşağıya yazıyorsunuz. Hani ben videonun sonuna kadar izledim diyorsunuz. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen, buraya kadar dayandıysan sen gerçekten de çok özel bir insansın. Yorumlarda kendini belli etmen için lütfen yoruma ROG yaz. Yani Rize, Odu Giresun. Rog yazıp yorum yaptığında ben bileceğim ki sen videoyu buraya kadar izlemişsin ve sana bir kalp göndereceğim. Hadi bakalım. ROG yaz